Arkadaşlar merhaba. Bilgisayarın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle çeyreksel yine bakacağız ama bir önceki çeyreğe bakmayacağız. Bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Evvela bir etkinliklerden bahsederim. Arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 1 milyar 231 milyon azalarak 1 milyar 150 milyona gerilemiş arkadaşlar. Yani nitte şirket borcu düşmüş reel anlamda arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 29 milyon eksi de, o da öz kaynakların %7.7'sine denk geliyor. Dövizdeki yükselişin etkisi sıfır olur arkadaşlar. Yani sıfıra yakın bir şey olur. Çok da şey olmaz. Kısmi bir etkisi olur arkadaşlar. Negatif etkisi. Nakit akışında sorun yok. Çeyrekte rutin içine çıkan bir yatırım gözükmüyor. Stoklarda %7.60 oranında bir artış var. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Enflasyondan dolayı bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık hasılatıyla %562 hasılat yaparken her 100 liralık öz kaynağıyla, öyle söyleyelim. Biraz daha uykusuzluk var arkadaşlar. İdare edin. Zaten bu son bilançom olacak. Ondan sonra yatar kalkarım. Biraz uykumu aldıktan sonra gece çekerim artık. Şu anda bu oran %280.75'e düşmüş. Neredeyse yarı yarıya düşmüş arkadaşlar. Hasılatta bir kayıp olmuş. Gelelim faaliyet karına, FAOK'a bakalım. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla 66.08 FAOK üretirken şu anda bu oran 25.45'e düşmüş. Burada da ciddi bir düşüş var. Hem hasılatta hem FAOK'ta. Bir de net kara bakalım. Net kar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %33.89 oranında bir net kar yaparken şu anda bu oran 43-47'ye yükselmiş. Net kar da bir yüksel olmuş. Evet, net kara bakıyoruz. Faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. 2 milyar 159 milyon. Bu da ne kadar sürdürülür onu bilmiyoruz ama faaliyet dışı gelir oradan biraz gelir elde etmiş. Gelelim şey arkadaşlar, çeyreksel öz kaynak büyüme. Ondan önce değerlendirme yapmış mıyım? Evet arkadaşlar, bu çeyrek %119.21 oranında değerlendirme yapmış. Geçen yılda gitmiş 169.79 oranında bir değerlendirme yapmış. Totalda bakarsanız basit toplama yöntemiyle bu yıl 73.35 değerlendirme. Bir yıl önceki de 167.42 oranında bir değerlendirme yapmış. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %302.21 oranında büyürken bu oran şu anda 227.33'e gerilemiş. Demek ki çeyreksel bazda da büyüme de gerilemiş. Yıllık büyümeye bakınca geçen yıl bu zamanlar %433 öz kaynaklarını büyütürken şu anda bu oran 74'e düşmüş. Bir önceki çeyreğe kıyaslamıyoruz zaten. Bir yıl öncekine göre orada da bir hayli düşüş söz konusu. O zaman 5'te 5 negatif diyoruz arkadaşlar. Her şey kötüye gidiyor. İyiye giden bir şey yok açıkçası. Fiyat hareketine bakalım. 21.12.2020'de bu yana gördüğü en düşük fiyat 22 lira 37 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar büyüdüğü halde %860 fiyat buna ayak uyduramamış arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 6.12'ymiş. Şu anda 9. En düşüğüne göre 1.47 oran daha yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri de 1.64'müş. Şu anda 2.68. Bu da 1'den düşüğüne göre 1.64 kat yukarıda. Halka açıklık oran 10.2. Biraz düşük bir oran arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Halka açıklığı yüksek değil. Yabancı paranın öz kaynaklarının etkisi 0.66 olmuş. Eksi, ama bu da en fazla %1'e çıkar diye düşünüyorum. Yani işte 5-10 gün sonra da zaten yine hesap kapanmış oluyor. Çarpanlara bakarsak FK 9, piyasa değeri defteri 2.68, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 22.44 olmuş arkadaşlar.
Evet, şöyle diğer verilere de bakalım burada. Niye bu? Evet. Şimdi diğer bilançoda 80 lira 40'mış fiyatı. Oradan bu yana da bir çeyrekte %46,14 gitmiş. Bayağı ciddi bir oranda prim yapmış. Onu da bilin arkadaşlar. Şimdi tabii bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümüzün birisi defter değerimiz ne kadar sürede fiyata erişir? %74,78 oranında büyüyerek, yani mevcut büyüme ile. O da bize 1,77, 21,2 diyor, ay diyor. Ben bunun işte bir yıldan fazlasını zaten hiç kabul etmem, öyle söyleyeyim. Mümkünse bu hava parasının daha cazip yerlerde olması lazım. Bu da caziplik söz konusu değil. Yine alternatif getiriyle kıyaslarsak defter değerimiz 43,82. Onu %74,78 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak kazancınız 32 lira 77 kuruş olacak. Yani şu anda biz ne veriyorsunuz şirkete? 117 lira 50 kuruş vererek ben 32 lira 77 kuruşa talibim diyorsunuz. Peki bu parayı şirkete değil de faize koysak %51 ile 59 lira 93 kuruş yine herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız 63 lira 45 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1,94 katı, yani 2 katı diyelim. O zaman ne diyoruz buna? Olmamış diyoruz. Peki neye olmamış dedik? Bilançoya mı? Yok. Bilançoya demiyoruz. Bilanço niye? Yıllık %74 büyüyen bir şirket zaten enflasyon %54 ise enflasyon üstünde büyümüş. Peki sorun ne demiş? Sorun şurada arkadaşlar. Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Bunlar birbirini desteklemiyor. Bunu desteklemesi için büyümesinin ya %144 olması lazım. Bakın büyümeyi değiştirirsek eğer bir şirket bu kadar büyüseydi şirketin getirisi yükselirdi. Enflasyonla eşit olurdu. Biz de bu 117 lira 50 kuruşu dengede olduğunu söyledik. Eğer sizin yaptığınız çalışmalar neticesinde şirketin bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsanız normal zaten doğru yoldasınız, devam edin. Yok bu kadar büyümeyecek, daha da aşağı gelecek diyorsanız o zaman fiyat daha makul seviyelere gelmeli. O da fiyatı değiştirelim. İşte o fiyatta şöyle olunca o parayı siz şirkete yatırsanız zaten 32 lira kazanacaksınız. Yağ, şeker, tuza yatırsanız da 32 lira kazanacaktınız. O zaman yeni bir denge noktası oluşuyor. Demek ki iki tane denge noktası varmış. Ya öz kaynaklar %144 büyüyecek ya fiyat 60 lira 69 olacak. İşte bunun hangisinin olacağını sen karar vereceksin. Peki ne anladık biz burada şimdi? Sonuç itibariyle ben ne anladım? Burada şunu söyleyeyim. Ne söylemek istiyorum? Arkadaşlar bak fiyat nereye gideceğini bilmiyorum. Fiyat burada zaten bak 151 liradan geliyor değil mi? %22 zarar oradan alan adam. Fiyat tekrar buraya gider, buranın üstüne gider. Benim bunu bilmem mümkün değil. Ben bununla ilgilenmiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Değerle ilgileniyorum. Dolayısıyla değeri yapan şey de şirketin öz varlıkları, büyüme potansiyeli, alternatif getiriyle kıyaslamak sonucu ortaya çıkan bir değer. O değerde matematiksel olarak 60,69. Ya %144 büyüyecek ya fiyat buraya gelecek. Sen buna inanmıyorsan %144 büyüyeceğini, o zaman fiyat daha makul seviyelere gelecek. Olması gereken bu. Bir değer yatırımcısı bile bile lades yapmaz. Bu şirkete yatırım yapacaksın. Şu performansıyla 32 lira yağ, şeker, tuz alacaksan 63 lira 45 kuruş kazanacaksan o zaman boşa gidip o şirkete yatırım yapmazsın. Bile bile lades olarak para enflasyona karşı gelir. Evet arkadaşlar olmamış diyorum tek kelimeyle. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.